Efendim STV ekranlarından iyi günler dilerim. Yazı işleri programıyla karşınızdayız. Takvimlerimiz 5 Ekim'i gösteriyor. Günlerden çarşamba. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sevgili meslektaşım Son Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Hümmet. Burada Ayşegül hoş geldin. Hoş buldum. Ve Son Haber Gazetesi, daha düzeltiyorum, Anadolu Gazetesi yazarı Hilal Köver de burada. Aynı zamanda Yazı İşleri Müdürü. Evet. Ve bu iki güzel hanımın arasında oturma şansını yakalayan Son Haber Gazetesi'nden Tarık Sayar. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Hem güzel hem başarılı. Evet, hem güzel hem başarılı. Çok şanslısınız. Bir dilek dileyim bence. Şimdi sizi sona aldım çünkü sizden başlamayı düşünüyorum. Sizin eğitimci kişiliğiniz var. Bugün de 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Şimdi bununla ilgili de bir karmaşa var. Öğretmenler Günü ne gün? 24 Kasım değil mi? Evet. Sen diyeceksin ki hocam böyle olmaz diyeceksin ama ben ikna edeceğim. Hiçbir şekilde söyleyemem. Bizim gazetecilerin 4-5 tane günü var çünkü. O yüzden öyle mi? Tabii bizim hiç konuşma hakkımız yok o konuda. Buyurun efendim. Şimdi önce 5 Ekim nereden çıktı? 24 Kasım nereden çıktı? Çok kısa bir şekilde özetlersek neden iki günü de ben şahsen benimsiyorum? Çünkü benimsemeyenler var gerçekten. Evet. Ama sayıları gittikçe azalıyor. Çünkü ikisi de önemli bir gün. Çok basit bir tanımıyla yani en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. 5 Ekim evrensel yani uluslararası öğretmenler günü olarak kabul edilen bir gün, tarih. 24 Kasım ise daha ulusal nitelikli bir gün. İkisinin de çok iyi, olumlu yanları var. Bir tanesinin olumsuzluğu 24 Kasım, biraz sonra vurgulayacağım, kabul edildiği dönemdeki Türkiye'nin koşullarından kaynaklanıyor. Şimdi bu ön açıklama yaptıktan sonra gene en kısa şekilde... Ön açıklamanız biraz da meraklandırdı. Meraklandırdı değil mi? Evet. Evet. Yani öğretmenler de biraz kurnazlık yaparlar. Derse ilk başladığında önce bir hafif şöyle öğrenci alttan konuşanları falan, geç kalanları şey yapma, havaya sokabilmek için. Çünkü geç kaldığı için terlemiştir, heyecanlıdır. Onu havaya sokabilmek için biraz böyle ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan diye biraz soru... Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Hiçbir zaman bitmiyor sizden öğrenmemiz. Evet. Teşekkür ederim. Benim de sizden çok öğreneceğim şey var. Buyurun efendim. Şimdi yıl 1966... Yani bayağı eski bir tarih ya, 1966. Evet. Şimdi 1966 yılında UNESCO yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Kurulu, bir de ILO var, gene Uluslararası International Çalışma Örgütü. Bu ILO ve UNESCO Paris'te bir toplantı yapıyor. Diğer ülkelerden temsilciler de alarak diyorlar ki bu 5 Ekim tarihinde oluyor bu, 5 Ekim 1966 tarihinde. Diyorlar ki dünyada her ülkede öğretmenler var ama bunların mesleki kariyerleri, yapıları, toplumdaki statüleri, durum kelimesi statüyü biraz karşılıyor gibi de söyleyebiliriz. Evet. Birbirinden çok farklı. Ekonomik koşulları, sosyal koşulları, atanmaları, her şeyleri çok farklı. O halde biz bunlara bir uluslararası bir çerçeve oluşturalım. İnsanlar da bunun altına, ülkeler de bunu kabul ederlerse kendi ülkelerinde uygulasınlar diye işte 5 Ekim 1966 tarihinde Paris'te öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararı adında bir belgeyi kabul ediyorlar. Evet. İşte 5 Ekim'in Öğretmenler Günü olarak kabul edilmesinin kaynağı bu. Yani 1966 yılında Paris'te yapılan uluslararası bir toplantıda öğretmenlerin statüsüne, yani dünyadaki tüm öğretmenlerin durumuna uygun bir şekilde neler olacağına ilişkin bir tavsiye kararının alındığı gün Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir. Fakat burada enteresan bir durum var. Türkiye ilk toplantıya katılmış ve kabul etmiş bunu. Herkesin şaşırdığı nokta da bu. Ben de merak ettim daha önceleri. Evet. Yani çok enteresan bir durum var burada. Yani biraz da havayı da şey yapmak için, yani tamamen katı bir son kutlama şeyine, formatına geçmeden önce. Belki sizin de aklınıza gelebilir. Yani 1966 yılında bugünkü öğretmenlere karşı yapılan tavırları ve yaklaşımları da parantez içerisinde alarak gündem işareti. Evet. 1966 yılında uluslararası öğretmenlerin statüsüne ilişkin bir tavsiye kararını kim, hangi bakan, hangi başbakan kabul etmiş olabilir diye de merak ettim. Evet. Merak ettim. Hatta her zaman yaptığım gibi dünden itibaren hani bu konuyla ilgili biraz şey yaparken arkadaşlar da falan sordum. Başbakanı yaklaşanlar oldu ama bakanı yakalamak mümkün değildi. Bakın çok enteresan bir şey. Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz.
Nereden duyacaksın? Duymadım. Zaten duymakta, yani hatırlamakta, anımsamakta de... çok mümkün değil zaten. Evet, yani ben biraz çeşit olsun diye bunu. Yani o 1966 yılında bunu kabul edilebilecek, edebilecek olgunluktaki bir bakanın adını da zikretmek için getirdim zaten. Başbakan daha ilginç. Bak bak, başbakana yaklaşabilirsiniz. Yıl 1966. Evet, İsmet İnönü olabilir ya da Süleyman Demirel'dir zaten o tarihlerde. Evet, yaklaştınız. Süleyman Demirel'in birinci kabinesi. İlk kabinesi. Evet, ilk kabinesi. Şimdi baba, yani Süleyman Demirel, ben daha önce de biliyorsunuz şey yaptım, saygıyla anımsıyorum, rahmetle anımsıyorum. Çok yüklendik biz babaya 1966'lılarda, 68'lerde, 70'lerde. Evet. O da zaman zaman bize yüklenir gibi yaptı ama yüklenmedi. Biz bağırıyorduk, çağırıyorduk, yürüyorduk. O da bize diyordu ki yollar yürümekle aşılmaz diyordu. Biz daha çok bağırıyorduk. Ama hiç ben babanın ağzından çapulcular, şunlar bunlar diye hakaret sözcüğü içeren, oy vermeyen özellikle eğitimcilere ve kendisine oy vermeyenlere ağır sözcükler duymadım. Evet. O yıllarda yıldızımız çok barışmazdı babayla. Ama sonradan daha önce de söylemiştim. O mu bize yaklaştı, ben bana yaklaştı bilmiyorum ama son zamanda bayağı ortak noktalarımız oluşmuştu. Rahmetle anıyorum. Böyle bir 1966 yılında böyle bir tavsiye kararında imza atmış olması da onun demokrat kişiliğinde gösterme açısından önemli olduğunu söylüyorum. Şimdi bu ne yapıyor yani o zaman bu tavsiye kararında neler tavsiye edilmiş? Peki Türkiye bu imzayı 1966 yılında 5 Ekim tarihli tavsiye kararının altına imza atmıştı, uygulamış mı? Vallahi doğrusunu söylerseniz yani iki cümle söyleyeceksek tam uygulayamamış. Yani zaten bizim ülkemizin bir özelliği var. Uluslararası anlaşmalar konusunda çok istekliyiz yani. Hemen onu kabul ediyoruz. Fakat bir bölüm haklı olabilir. Bazı maddelerini hemen çekince koyuyoruz. O çekinceli maddeler zaten o altına imza attığımız sözleşmeyi kadük hale getiriyor. Yani kullanılamaz, işlenemez hale getiriyor. Kısmen bu tavsiye kararı da buna benziyor. Bu yüzden de sizler de anımsarsınız. Yani 5 Ekim Öğretmenler Günü, doğrusunu isterseniz toplumda, kamuoyunda, öğrencilerin gözünde, okullarda çok Öğretmenler Günü olarak kutlanan, kabul edilen bir gün olamadı, olmadı. Bunun da işte nedenleri vardı. İyi bir tavsiye kararı, iyi bir tavsiye kararı. Yani birçok maddesi var, 150'ye yakın, 146 maddesi var, başlıkları var. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, atanması, özlük hakları, korunması, demokratik hakları. Öyle hani bir gün kutlayalım deyip de... Öyle değil. Öyle değil. Kısaca söyleyeyim ki 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'ne temel teşkil eden bu tavsiye kararı evrensel anlamda bir toplu sözleşme niteliğinde. Anladım. Dolayısıyla bazı eğitim bilim sendikaları bu 5 Ekim Öğretmenler Günü'nü tamamen içselleştiriyor ve bunu değişik törenlerle kutluyor. Bazıları ise kutlamayı tercih etmiyor. 24 Kasım'ı kutlayanlar bence var. Bence 24 Kasım'ın kutlanması bunu engelleyecek bir şey değil. Yani ikisini de kutlanabilir. Şimdi şeyin özelliği bu. 5 Ekim Öğretmenler Günü'nün özelliği bu. Mesela son zamanda Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi. Bu Öğretmenlik Meslek Kanunu'na kabul edildi de 12 maddelik bir kanun. Hiç kimse memnun olmadı bundan. Ben de onu soracaktım. Şimdi bizim de gazeteciler gündemimiz 4-5 tane var diyorum. Biz onları kutlayamıyoruz. Evet. Maalesef. Siz peki böyle konfetiler fırlatıp birbirinize sarılıp böyle bir kutlama yapabiliyor musunuz öğretmenler olarak? Kutlanacak bir haliniz var mı? Şimdi ben 50 yıla yakın öğretmenlik yaptım. Pek kutlanacak hal bulamadım. Ama hatta bizim öğretmenlik yaptığımız yıllardan çok daha kötü koşullarda çalışıldığını ve durumda olduklarını söyleyebilirim. Maalesef, maalesef. Evet. Bu yüzden de zaten sendikalar bayağı sıkıntılı. Öğretmenlik Meslek Kanunu umutla bekledik ama beklediğimiz gibi olmadı. 12 maddelik bir şey yarattılar. Yetersiz. Bu tavsiye kararlarının dikkate alınmaması, paydaşlara danışılmaması gibi nedenlerden dolayı böyle bir kanundan hiç kimse memnun kalmadı. Üstüne üstlük de kariyer basamakları diye bir sınav yarattılar. Şu anda herkes karmaşa halinde. Yani 5 Ekim Öğretmenler Günü'ne de bir ay sonra 24 Kasım'da da bizim Ulusal Öğretmenler Günü'ne de girerken öğretmenler çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Biraz sonra değinebiliriz zaman kalırsa. Ama özellikle bu Öğretmenlik Meslek Kanunu mesela
bazı sendikalar tarafından mahkemeye verildi. Hatta bir siyasi parti tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Görüşülmesi konusunda karar alındı, görüşülüyor. Ama bu arada öğretmenler yaz boyunca çok da anlamlı olmayan, kendilerinin yetiştirilmesine, yetişmelerine katkıda bulunmayacak, özellikle alan bilgilerini hiç geliştiremeyecek, prompterdan okunan kuru bilgilerle bütün yaz boyunca saatlerce televizyon başında, bilgisayar başında sözde seminer aldılar. 19 Kasım'da da sınava girecekler. Öğretmenler yorgun, bezgin bir şekilde eğitim öğretime başladılar. Bu kariyer basamaklarını ne getireceği, verecekleri 1500-2000 lira, rakamı telaffuz etmeyeyim de yani rakama bağımlı bir şey değil bu zaten. Sınavdan da korkmuyor öğretmenler. Zaten onun sınavlarını vermiş gelmişler. Asıl yaratılan kariyer basamaklarıyla yaratılacak sonuçlardan daha çok endişe ediyorlar. Eğer sınav Anayasa Mahkemesi veya yerel diğer mahkemeler bunları iptal ederse, hani bir şey vardır, küpleri üst üste dizerler Anadolu'da, yaramaz çocuklar da en alttaki küpü çeker. Hı-hı. O zaman ne olur biliyor musun? Hepsi seyreyle şangırtı derler. Şimdi seminerleri aldı yüz binlerce öğretmen, mecburen aldı. Bazı siyasi parti liderleri sınava girmenin çağrısı yaptı. Kimisi giriyor, kimisi girmiyor. Girecek, girmeyecek. Velhasıl şimdi eğer Anayasa Mahkemesi'nde veya mahkemelerde bu kariyer basamaklarıyla ilgili, sınavla ilgili engelleyici bir karar aldığı zaman seyreyle gümbürtüyor yani. Evet. Durum bu. Şimdi gelelim 24 Kasım'a. O ayrı bir konu. Hı hı. Sınava yakın kariyer basamaklarıyla ilgili sorunlarımızı ayrıca konuşabiliriz. Toparlarsan seveceğim. Şimdi 24 Kasım'a gelince, 24 Kasım çok anlamlı. Tabii. Baş öğretmen Atatürk. Çok anlamlı. Yani 1 Kasım 1928 harf inkılabı yapılmış. Arap ABC'sinden yeni harflere geçilmiş. Tabii ki okuma yazma oranları sıfıra yakın. Kadınlar da özellikle binde ikilerde, şurada burada. Bu arada millet mektepleri açılıyor. Bu yeni harfleri ABC'ye öğretmek için, okuma yazma seferberliği yaratmak için. Millet mekteplerinin baş öğretmenliğine de 24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk'ün getirilmesi uygun görülüyor. Mustafa Kemal Atatürk de bunu kabul ediyor. Yani 24 Kasım hepinizin bildiği gibi Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği, benim için, sizler için ve herkes için çok anlamlı bulduğumuz bir gün olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet'in en önemli projelerinden bir tanesi eğitim. Eğitim. Gerçekten çok önemli. Hatta daha eski İttihat ve Terakki zamanında da eğitime çok önem verilmiş. Çok şaşırmıştım. Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları diye bir kitap vardı. Kimin de hatırlamıyorum. Hı, çok güzel. Orada ilginç bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda milli eğitime ayrılan, Kurtuluş Savaşı'ndan önce, Birinci Dünya Savaşı'nda milli eğitime ayrılan bütçenin hiç kısılmadığını, hatta giderek artırıldığını görüyoruz. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda. Bu da şunu gösteriyor ki, yani savaş güzel bir mazeret. Evet. Bir şey demiyorum. Elbette. Milli eğitime para vermeyelim denebilir. Elbette. Ama onlar tam tersine eğitime daha çok önem veriyorlar. Bu o kuşağın, Cumhuriyeti yaratan kuşağın ne kadar eğitimin önemini bildiğini de göstermesi Kesinlikle. Açısından çok önemli. Tabii. Keşke şimdi yine aynı bilinç içerisinde olabilse. Keşke. Şimdi bu... Peki 24 Kasım'la 5 Ekim ikilemi nereden doğuyor? Şuradan doğuyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kabul edilmesi, biliyorsunuz 12 Eylül 80'de bir askeri darbe oldu. Evet. Bu askeri darbenin olumsuz sonuçlarını zaman zaman burada da sizlerle birlikte konuştuk. Yani sadece toplumsal anlamda bir askeri diktatörlüğün, faşist bir diktatörlüğün ülkede sıkıntılar yaratmasının ötesinde ulusal birliğimize kadar uzanan ve olmadık sonuçlar olan çok sıkıntılı bir süreçtir. O süreci ben öğretmen olarak yaşadığım için de biliyorum. Bir bölümünü 12 Mart öğrenci olarak yaşadım. 12 Eylül'ü öğretmen olarak yaşadık. Her kademesinde acılarını çektik yani. Dolayısıyla yalnız o şeyi yapan paşalar 24 Kasım tarihini, belki de yaptıkları işlerden en iyisi de denebilir bu. Var birkaç bir şey çıkar. Tabii, yaptıkları en iyi işlerden birisi de bu denebilir. 24 Kasım tarihini, yani Atatürk'ümüzün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım'ı ulusal anlamda Öğretmenler Günü olarak kabul ettiler. Şimdi öyle edince zaman zaman biz de ilk zamanlarda 12 Eylül'e tepkimizden dolayı, çünkü kıyıldık, sürüldük, ezildik, yok edildi bir kısım insanlarımız. Bu nereden çıkarttılar bunu, işte dayatma falan filan, faşizan bir ürün, 12 Eylül ürünü diye küçümsemeler olmadı değil. Bunlar azalarak bugüne kadar geldi. Yani bir grup arkadaşımız hala 24 Kasım'ı deyince aklına 12 Eylül geliyor, çektikleri geliyor, acıları geliyor. Fakat şöyle bir durum oldu. Günümüzde de genelde Atatürk aklına geldiği için itiraz edenler var. O da karşı cephe diyelim. Evet. Karşı cephe. Aynen öyle. Zaten ben de şimdi oraya bağlayacağım. Evet. Şimdi toparlarsan sevinirim. Vaktimizi 40 yıllık bu süreç içerisinde onu fiilen
öğretmen olarak yaşayan bir kişi olarak gördüm ki 24 Kasım öğrencilerde birinci sıra. Öğrenciler bunu çok sevdi öğrenciler. Evet. 24 Kasım'da geliyorlar, elimizi öpüyorlar. Çiçek getiriyorlar. Çok sevdi öğrenciler. Benimsediler. Yani öğrencilerine, öğretmenlerine sevgilerini ifade etmek için bir fırsat yakaladılar. Öğretmenler de sevdi. Allah var ya, yani geliyor mini mini yavrular, elimizi öpüyor. Hala emekli arıyorlar, soruyorlar, elimizi öpüyorlar gördükleri evet. yerde. Bu 24 Kasım'da bunu yapıyorlar. İçselleşti. Yani artık herkes kabul etti. Dolayısıyla bugün ben şahsen 24 Kasım'a bir de bu süreç içerisinde, bu 40 yıllık süreç içerisinde Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet'in kazanımlarına karşı çıkan bir kitle de oluşmaya başlarken bu 24 Kasım'a karşı çıkan kitleyle Atatürk ilke ve devrimlerine veya bütünüyle Atatürk'e karşı çıkan kitlenin uzaklarda bir yerlerde birleştiğini de görünce ben 24 evet. Kasım'a artık karşı çıkılmanın anlamsızlığını, saçmalığını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve bu bölümle ilgili fazla uzatmamak için daha konumuz çok. 5 Ekim Öğretmenler Günü de bizim diyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü de diyoruz. Bugün 5 Ekim olduğu için tüm dünyadaki öğretmenlerin ve özellikle de Türkiye'deki öğretmenlerin hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Evet hocam. Ama bir sözü de söyleyeceğim, ondan sonra nokta buyurun. Söyleyeceğim. Bir şeyi de unutanlara hatırlatmak babından cümlemi, bu bölümle ilgili cümlemi böyle tamamlayacağım. Nedir o? Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır diyen bir baş öğretmenimiz vardı. Onu da böyle bir günde saygıyla anımsıyorum. Evet, zaten ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü her geçen gün daha da kıymetini anlıyoruz. Evet. Kaybettiğimiz zaman bazı değerler anlaşılırmış. Biz de onun değerlerini çok daha iyi anlıyoruz. Bu vesileyle ben de bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Son bir söz de ben söyleyeyim o zaman. Buyurun. Son sözü söylemezsem hasta olurum tabii, çünkü. Tabii. Son sözüm de şu olsun. Mutsuz öğretmenlerin mutlu nesiller yetiştirmesini beklemek beyhude olacaktır. Dolayısıyla öğretmenlerimizi mutlu etmek de biz, ya daha doğrusu politikayla uğraşanların asıl vazifesi olmalı. Kesinlikle. Tabii bazen çok özür dilerim. Şimdi buradan çıkınca arkadaşlarımız patır patır mesaj atıyorlar, arıyorlar. Ya sorunlarımıza gene değinme diyorlar ama programın bir formatı var. Süresi var. Kısa bir süre bu. Evet. Ve içinde de Eskişehir gündemi oluşturan önemli konular var. Evet. Bu öğretmenlerle ilgili ayrı bir program yapılırsa orada çok daha sayfalar dolusu sorunu artı altıya dizmekten İnşallah de onu da yaparız. Kaçınma. İnşallah yaparız. Teşekkür hocam. Ederim. Ayşegül, böyle bir fırsatı edelim. Verdiğiniz için de ben de sizlere, hepinize, yazışları müdürlerimize size teşekkür ederim. Vazifemizdir. Teşekkür ederiz. Ayşegül, seninle devam edelim. İstersen bu konuda hani söyleyeceğin bir şey varsa onu da alayım. Hemen ben bir iki cümle söyleyeyim. Evet. Öncelikle hocam, Dünya Öğretmenler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ki. Sağ olun. Sonra benim çok kıymetli bir yazarsınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ayrıca devamında da. Ben böyle uzaktan baktığım zaman aslında kendi öğretmen arkadaşlarım da var. Yani bunu işte uluslararası bir gün, bu işte Türkiye'de şu dönemde yapılmış bir gün, bu da işte şu hükümetin yaptığı bir gün diye aslında bence öğretmenler şu an artık ayırmıyor. Yani şu an aslında ayıran bir şey varsa bu biraz hani sendikacılık üzerinden ideolojiyle yapılan bir şey. Baktığımız zaman uluslararası bir gün ayrı olarak tabii ki dünyanın kabul ettiği bir tarih varsa bunu da kutlamak gerekiyor. Çünkü bu bildirgenin kapsamında öğretmenlerin hak ve özgürlükleri var ve tabii ki bunlara bütün öğretmenler sahip çıkacaktır. 24 Kasım'da da yine Türk toplumunun artık benimsediği bir gün. Buna da tabii ki bence öğretmenler de öğrenciler de sahip çıkacaktır. Şimdi mesela öğretmenlik meslek kanunu tartışıyoruz. Öğretmenlerin işte talepleri, görüşleri alınmadan, işte biz de mesela şimdi dezenformasyon yasasını tartışacağız evet. birazdan. Orada da basının görüşleri alınmadı. Yani aslında hükümetin burada yaptığı şey konunun muhatabının görüşünün alınmadığı uygulamaları hayata geçirmesi. Yani bence bu biraz şey gibi, hani biraz önce hocam siz de bahsettiniz. Biz bu işte 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nasıl kabul ettik, bu işte bildirgeye nasıl imza attık ama sonra kadük kaldı dediniz. Yani bence bu başta kabul edip ondan sonra da işte içini boşaltmak, yani tepkiyi azaltmak için yapılan şeyler. Arkada da bir şeyler yaptık, bıraktık, iyileştirmeye çalışıyoruz denilen şeyler. Ama tabii ki öğretmenlerin de önce mesleklerine sahip çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Umarım her meslekte şu an sıkıntı var. Her meslekte bir şiddet var. Her meslekte bir ayrımcılık var. Bu ayrımcılığı dikkate almadan ileriye dönük çalışmamız gerek diye düşünüyorum. Evet, Hilal, senden de bir evet hocam,
Teşekkürler Kerem abi. Öncelikle sizin nezdinizde tüm eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Hepimizin hayatında vardır bir öğretmeni. Kesinlikle. Hayatına dokunmuş, onun hayatına belki yön vermiş. Kesinlikle. İnşallah olumlu dokunmuşuzdur herkese. Kesinlikle. Çok kıymetli bir meslek grubu. Ama artık maalesef ki günlerin pek önemi yok ülkemizde. Yani öğretmenler denince işte atanamayan öğretmenler, branşlarla ilgili sıkıntılar, sınavlarda olan şaibeler... birbirini doğuran birçok problemler çok var. Fazla. Şunu açık söyleyeyim. Çok sıkıntıların üst üste bindiği bir ülke haline geldik. Maalesef. Ve hiçbir şey çözülmüyor. Daha da kötüye gidiyor. Gün geçtikçe. Evet, eğitim yani sistemi de yine her konuda öyle yani. İçerisinde yani önemli yer tuttuğu eğitim sistemimiz de maalesef. Elbette sorunlar olacak hayatımızda. Bunları da çözeceğiz. Bazen çözemeyeceğiz ama sonra çözeceğiz. Ama şu anda çok yığılmış durumda görüyorum ben. Ülkedeki her konuda. Evet, maalesef. Evet. Eğitim ama işte çok önemli bir ülkenin ilerlemesi noktasında. Ben kısaca sadece şundan bahsedeceğim. 2002 yılından bu yana 17 kez değiştirilen bir eğitim sistemimiz var. 7 kez değiştirilen Milli Eğitim Bakanımız maalesef var. Şu anda biz bir iş değiştirsek bile ona adapte süremiz olur mesela. Öğrencileri siz düşünün. Daha sonra bu öğrenciler ileride öğretmen oluyor. Pek çok bölüm açılıyor, pek çok üniversite açılıyor. Yani eğitim sistemimizin içi bir şekilde boşaltılıyor. Öğretmenlerimizin de sorunları da gittikçe büyüyor. Bu konu üzerinde çok durduk. O yüzden kısa kesiyorum. Peki. Umarım daha mutlu öğretmenler, daha mutlu yani öğrenciler olur. Yani aslında süremizi açtık ama kesemedim de çünkü çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Eğitimden bahsediyoruz, evet. Evet, siz 5 Ekim 1966 demiştiniz 66, değil mi? Evet. Ben sizi o zaman 1908'e götüreyim. Şöyle hafif hafif. 1024 Meşrutiyete. 24 Temmuz'da Yıldız Sarayı'ndan gelen hafiyeler gazetelere gidiyorlar. Ve her gün gazeteyi önce alıyorlar, basılmadan önce Yıldız Sarayı'na götürüyorlar, Abdülhamit'in Sarayı'na. Orada onay gerilirse tekrar gönderiliyor ve gazete basılıyor. Aynen. 24 Temmuz 1908'de gazeteciler Abdülhamit'in adamlarını kapıdan kovdular ve o gün sansürün kaldırılmasıdır. Ama geldiğimiz noktada bir başka sarayın bir başka sansürüyle karşı karşıya olabiliriz. Bununla ilgili bir dezenformasyon yasamız var. Dezenformasyon yasası ile ilgili konuşulan çok şeyler var. Çok. Yasanın faydalı olduğu, zararlı olduğu üzerinde tartışmalar yapılıyor. Muhtemelen yasa çıkmadan da daha tartışabilir. Yasa çıkınca tartışır mıyız bilemiyorum onu. Evet. Yasa çıkmadan evet biz bunu tartışalım bence. Senden başlayalım. Ayşegül. Yasa çıkınca herhalde artık tartışamayız. Çünkü tartışmamamız için çıkarılacak bir yasa. Biraz zor tartışırız. Evet. Evet, yani artık konuştuğumuz tadını yazdığımız... çıkartalım o zaman, evet. Evet, tadını çıkartalım son günlerin. Bugün yarın görüşülüyor çünkü mecliste. Ama şunu hatırlatmak istiyorum özellikle. AK Partili isimler de bu yasaya karşı çıkıyor. Yani sadece bu muhalefetin veya işte basında muhalefet olan kesimin karşı çıktığı bir yasa değil. Evet, bir kontrol sağlanmalı mı? Kesinlikle sağlanmalı. Ama biraz önce işte öğretmenlikte bahsettik. Öğretmenlik Meslek Kanunu da bir şekilde böyle sürpriz bir paket, işte iç güzel hak ve özgürlüklerle dolu bir şeymiş gibi başta sunulmaya çalışıldı ama olmadı, içini gördük. Bu dezenformasyon yasası da o şekilde. Yani yıllardır zaten deniyor ki internet medyasında, internet haberciliğinde, gazeteciliğinde bir belli bir yaptırım, belli bir çerçeve olmalı. Yasal haklar daha net çizgilerle belirlenmeli. İşte basın ilan kurumunun, devletin belli desteği olmalı ki bu işin internet boyutu daha ciddi şekilde yapılsın. Daha zaten biraz olsun. İnternette çok kaymaya başladı. Habercilik, haliyle, gazetecilik yani çünkü çağ artık buna yani öyle kayıyor. Öyle. Yani artık okuduğunuz kitap bile işte belli uygulamalarla tabletlerden indiriyorsunuz. Yani tabii bizde bunun başka ekonomik boyutları da var ama bu çağın gelişmesiyle olan bir şey. Tabii ki telefondan da belki sonra saatten de işte daha yaygın şekilde haberleri, gündemi takip edebilirsiniz. Edebiliriz, neden olmasın. Ama böyle baktığımız zaman dün benim gözüme çarpan bir haber vardı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılıç diyor ki bizim mücadelemiz toplumu bölen, ayrıştıran, ortak değerlerimizin temeline dinamit koyan anlayışlardır diyor. Bizim mücadelemiz de bu. Yani hepimizin ortak mücadelesi bu. Bu mücadeleyi alıp yani sadece işte belli bir kesimin üstlenmesine gerek yok. Basın zaten biraz daha hani toplumu uyandıran, belki bakış açısını değiştirmeye çalışan, özgür olan, ileriyi gören ve bunlara özgürlükler, aykırı ses çıkartan, özgürlüklerle birlikte yapabilen bir kurum diyebilirim sanırım. Yani
basın da kamuoyu için çalışan bir sektördür. Yani ben basın ilan kurma aracılığıyla hem gazetelere gelen resmi ilanlar dağılacağı için basılı gazetelere, özellikle de yerel gazetelere desteğin azalacağını düşünüyorum. Bunlar zaten ortada olan şeyler. Gün geçtikçe de eğer kanun bu şekilde çıkarsa yaşayacağız zaten. Hem destek azalacak, kapanan gazetelerin sayısı artacak. Hem de bunun tamamen baskıyı pekiştireceğini düşünüyorum. Artık gerçekten hani size göre doğru olan şey bana göre yanlışsa, o zaman ben size baskı yapabileceğim. Çünkü ortada kanun var. İşte bana göre doğru olan şey size göre yanlışsa, o zaman siz bana baskı yapabileceksiniz. Peki Ayşegül, sen Son Haber gazetesinin yazı işleri müdürüsün. Sorumlu müdürlüktür bu. Bu sorumluluk, böyle laf güzel bir söz diye sorumlu konulmamış, hukuken sorumlu. Evet. Yani gazetede herhangi birisi yalan haber yaparsa, o yalan haberi yapan kişi mahkeme karşısında hesap verir, sen de verirsin. Tabii ki. Ya ikimiz peki, birlikte gideriz. İkiniz fark birlikte gidersiniz. Mesela yani bu Tarık Hoca'ya dava açtılar, biz ikimiz tabii, birlikte gideceğiz tabii. O zaman. Peki şunu söyleyeceğim. Ben bir yazar olarak gelip senin gazetende yalan haber yapabilir miyim? Şöyle, basın sadece kontrolsüz değil. Zaten burada bizim gazeteleri her gün didik didik inceleyip ondan sonra işte çok büyük emeklerle bu gazetenin gece yarısı basılması, sabaha karşı dağıtılması ve bir 24 saat içinde bunun yapılıp en düzgün, en doğru şekilde haberciliği yapmaya çalışmamızdaki amaç bu. Yani kontrolsüz değil ve şöyle de bir şey var. Bu mesela yasaya ihtiyaç var mıydı? Zaten yapılıyor. Ben, zaten yasa var ortada. Zaten evet. Anayasa varsa, hukuk varsa ve bunun mücadelesi en doğru şekilde yapılıyorsa bunun ekstra yasasının yapılmasına, bu baskı yasasına gerek yok. Olan yasayı madem detaylarıyla güçlendirmemiz gerekiyor. Yani adalet kurumunun güçlendirmesi gerekiyor. Ben zaten yalan haber yapamam. Yani zaten bu yasak. Benim böyle bir bu bir hak da değildir. Bu bir özgürlük tabii, de değildir zaten. Tabii. Yani basın hürriyetini biz başkalarına baskı ya da şantaj yapmak amacıyla kullanamayız zaten. Kesinlikle kullanamayız. Evet. Yani ama bu baskı arttıkça tepkinin de artacağını düşünüyorum ve bu ideoloji tam tersine döner. O yüzden bence kendi ayağına sıkar bunu onay verenler, bunu peki, çıkaranlar. Peki yalan habere kim karar verecek? Adalet, hukuk sistemimiz karar verecek. Hayır, bu yeni gelen sistemde. İşte bir komisyon kurulacak. İşte ideoloji karar verecek, evet. Tamamı. Yani yalan haber olduğuna. Kendi beğenmedikleri haberi yani, o zaman diyebilirler o zaman. Bir fikir, düşünce, yani bu bir bardak değil. Evet, bunu hepimiz yani tutup bardak mesela diyebiliyoruz ama bir fikre, düşünce, hakaret yoksa yani doğru yanlış demek görecelidir, değişir yani. O zaman hukuk da tamamen göreceli olacak. Yani haşa huzurdan ben hükümetimiz ekonomiyi kötü yönetiyor dediğim zaman bu yalan haberdir deyip bana 3 sene hapis cezası verebilecek. Aynen o zaman. Öyle. Zaten ya da vereceklerse bunu kim engelleyecek? En çok tartışılan evet, konu da 3 evet, yıla kadar haber, yani yanlış yalan haber adı altında 29. maddede evet, bir ceza yaptırımının olması. Buna hukukçular da karşı çıkıyor. Çünkü bu bence artık vatandaşı da ilgilendirir. Bu sadece basın kurumunu ilgilendirmez. Siz de tweet atamazsınız. Siz de herhangi bir mikrofon uzatılır. İşin o tweet dedin, orada sihirli bir kelime var. Senden evet, zaten şimdi araya giriyorum. Ben sana bırakayım. Yapan tamam, değil, yayan. Yani hem yapan hem de bunu yayan. Şu anda zaten sosyal medya kullanımını biliyorsunuz. İşte Twitter'da Ayşegül bir haber yaptı. Ben de bunu öyle tweet yaptım. O zaman ikimiz de ceza alıyoruz. Yani artık hani ifade özgürlüğü çok 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 baskılanmış bir durum oluyor. Bu korkutmak için canım, yani bu kadar basit. Sosyal medyada patlıcan musakka tarifi yapın. Başka konulara girmeyin. Yasası var. Evet, yani bizim beğendiğimiz şeyler okey ama beğenmediğimiz kişilere cezai yaptırım uygulanacak. Biz şu anda vatandaşla zaten bir sokak röportajı yapmak istediğimizde çoğu kişi konuşmaktan çekiniyor. Çok başıma geliyor benim de. Evet. Çünkü bir ceza alacağım korkusu. Çok sağlam bir korku var yani, evet. Korku da bana göre hiç yersiz değil. Çünkü önümüzde örnekler var. Hani ne sebeplerden ne cezalar alan insanları görüyoruz. Şimdi bu yasayla birlikte artık bilmiyorum, herhalde kamera ve mikrofon gören insanlar kaçacak. Yani kimse yanaşmayacak. Bir de aynı zamanda sosyal medyada hiç kimse bir sesini çıkartamayacak ceza alacağım korkusuyla. Onun dışında biz yerel gazete mensupları olarak tabii ki bu konuyu da ele almamız lazım. Şimdi biliyorsunuz ki ilanlar yerel gazetelerin yaşaması için en önemli unsurlardan evet, bir tanesi. Şimdi bu yeni yasayla birlikte artık internet gazeteleri de havuza dahil ediliyor basın ilan kurumunun. Evet. Ve dolayısıyla ilan gelirleri azalacak.
İran gelirleri azaldıkça yerel gazeteler artık kapanmaya başlayacak. Yerel gazeteler kapandıkça gazeteciler işsiz kalacak gibi. Aslında gibi. Aslında bu internet mecrandan haber yapan meslektaşlarımız için iyi değil, kötü bir haber. Çünkü onların da işine gelmeyecek. Pek çok işsiz çıkacak ortaya. Kesinlikle. Herkes sadece... kendisi şahsına münasır şeyler yapacak. İnternet siteleri kuracak. Evet. Şu anda olduğu gibi. Hepsi pastadan bir pay aldığı zaman o pay komik bir rakama dönüşecek. Onların sanıyorum yanlış bilmiyorsam en pozitif olay basın kartı alabilecek olmaları. Evet, evet, o güzel bir haber. Şu anda o doğru. Çünkü onu yapamıyorlar. Çünkü gerçekten yani sosyal düzeltiyorum internet ortamında gerçekten namusuyla çalışan gazeteci pek çok meslektaşımız var. Onlar habercilik yapıyorlar orada. Onların basın kartı alabilmeleri güzel. Parantez açalım ama alabilecek olmaları yani net değil. Yani biz de gazetedeyiz. Bizim de hepimizin basın kartı yok. Peki şunu o da o süreç de çünkü artık eskisi gibi işlemiyor. Basın, benim de basın kartım yok. Ben müracaat etmediğim için yok. Yani müracaat etsem onun bir prosedürü var. Müracaat onu, edip de yıllarca alamayanlar da var. Hemen el kaldırayım. Şöyle anlatsam herhalde. Evet. Bir pembe dizi çıkar orada. Benim eğitim işine var. Ben de bu pandemi sürecinde bir başvurdum. Çünkü bir aşı hakkı çok veriliyordu. Ilginç, gerçekten merak ettim. Onun dışında zaten bu basın kartının hiçbir faydası yok yani. Sadece pandemi sürecinde bir aşı hakkı veriliyordu. O zaman başvurdum. Afyonkarahisar'dan aradılar sağ olsunlar. Dediler ki şu belgeleriniz eksik. Peki dedim, o sırada zaten 40 yaş üzerine aşı serbest kalınca ben de bir daha üzerinde durmadım. Mesela bu kadar basit. Yani şu anda tekrar aslında başvurum duruyor orada. Pek de bir faydası yok yani açıkçası. Sadece işte belirli haberler yaptığınızda bir belge niteliği belki taşıyor. Çünkü mesela bir habere gittiğinizde siz kimsiniz diye soruyorlar. Hani basın kartınız var mı diyorlar. Yani o birazcık resmi kanıtlama olarak. Gibi resmi bir durum. Biraz, ama tabii ben ki, gazeteciyim değil mi? Yani kanıtlamak ben, için. Ben gazeteci dediğinizde de yine fırsat verilmeyen durumlar olmuyor mu? Tabii canım. Oluyor. Tabii canım. Yani sonuç olarak bu yasayla birlikte zaten biz şu anda ülkemize birçok konuda baskı gördüğümüzü düşünüyoruz ve ifademizi ya özgür ifadeye sahip olmadığımıza inanıyoruz. Bu yasayla bunlar kat be kat artacaktır. Evet. Hocam benim de bir iki sözüm var tabii ki. Ben de o zaman yanınızda tereciye tere satmak istemem ama. Estağfurullah. Yok hayır. Olur mu öyle şey? Ben bu yasa konuşulmaya başlayınca bir şeyi çok merak ettim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni açıldı hemen. İki gün önce açıldı. Meclisin birinci gününde ilk günden maddesine bunca sorunumuz varken. Çok acil. Bunca gelmiş. Sorunumuz evet. Varken. Evet. Kerem Bey başına gelince anladı. Gene soru cevaba döndük. Evet. Bunca sorunumuz varken neden meclisin gündemine ilk olarak alındı diye merak ettim. Kendimce de cevabını buldum. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim buyurun. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, bu bir dezenformasyon falan değil. Bu bir sansür yasasıdır. Sansür çok, yasası. Çok açık ve net. Tabii. Peki, neden meclisin ilk gününde alelacele bir gece ansızın parantez içerisinde kararlaştırılıp sabaha... Seçime gidiyoruz hocam. Evet. Tahmin ettiniz yani. Seçime gidiyoruz. Tabii. Bunun, herkes öyle konuşmasın olur. Bunun çok açık ve net cevabı vardır. Seçimler yakında yapılacak. Çünkü bu sansür yasasını meclisin açıldığı gün gündeme getirenler seçimlere daha rahat bir kafayla gitmek istiyorlar. Nokta. Şimdi tabii daha rahat bir şeyler daha söyleyecektim ama sizin yanınızda çok fazla bu konuda daha rahat bir kafayla yok. Zaten son gündemimiz özgürce konuştuğumuz. Tabii daha konuştuğumuz. Rahat bir kafayı açabilirdim evet. Aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bunu ben biraz düdüklü tencereye benzetiyorum. Düdüklü güzel. Tencere biliyorsunuz basınçlıdır. Evet. İçinde bir basınç vardır. Alevden, ateşten kaynaklanan. Onun üzerinde de bir düdük vardır. O cik diye iğrençte bir ses çıkartır. Tehlikeli sulara giriyorsun yani. İşte o düdüklü tencerede o suyu açar, o deliği açarsanız içerideki basınç dışarı çıkar. Şimdi siz vatandaşın konuşabileceği son mecra olan sosyal medyayı da kapatıyorsunuz. Aynen. Düdüklü tencere patlamasın. Allah saklasın yani. Allah saklasın. Bırakın insanlar konuşsunlar. Bırakınız geçsinler. Bırakınız konuşsunlar. İnsanların konuşmasında yanlış bir şey yoktur. Zaten basın olarak havuz medyası olmuş. Herkes susturulmuş. Bir de sosyal medyayı sustururlarsa yani yarattıkları düzenin altında kalırlar ama pek anlatamıyoruz. Ben seçim öncesinde en büyük endişem, üzüntüm de diyebilirim bunu. Seçim öncesinde umarım bir korku iklimi yaratılmak istenmiyor. Çünkü
tek sesli bir toplum hiçbir zaman sizin düdüklü tencere örneğinde olduğu gibi hiçbir zaman hiçbir topluma yarar getirmedi. Seçim öncesinde korku iklimi yaratarak internet artık iyice yaygınlaşan yazılı basından internet medyasını kontrol altına alan şöyle söyleyeyim, sistemi... tek bir yolu var. Evet. Hükümetimiz internetin fişini çekecek. O zaman sosyal medyayı durdurur. Ama onun dışında şuraya erişimi engelleyeyim, şöyle ceza vereyim, böyle yapayım. Öyle zaten erişimi yani. Engelleme gibi durumlar oluyor bazı haberlerde ama hemen o erişimi nasıl üstesinden gelebiliriz diye yanında diğer yanında bir uygulama da bulunuyor. Çıkıyor. Evet hemen anında yine girebiliyoruz. Bir de bizim için basın için şöyle de bir şey var, haberin yazılmasını engelleyen sansürler de çıkıyor. Bu haberi yazamazsınız diyorlar. Biz, evet. Biz de uyanırız tabii. Diyoruz yani ki o haberin taslağı okudum. O kadar eleştirilecek yönler olmayanları da var tabii biraz önce söylediğiniz gibi. Araya şimdi bir araya sıkıştırmışlar. Araya bir tane iki tane yani. Şeker koyuyorlar ki oradan savunalım diye. Ya mesela o suç, klasik numara. Suç tanımı var mesela. Suç tanımları var. Bakın çok hızlı söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bu buyurun. Sizin alanınıza giriyor ama. Mesela kamu düzenin tanımla bakalım. Ülke güvenliğini tanımlayalım. Farklı tanımlamalar yapabiliriz. Kamu barışı. Çok ilginç bir örgüt faaliyetleri. Yani ben şimdi bazı örgütlere, mesela Atatürkçü Düşünce Derneği, danışma kurulu. Örgüt faaliyeti çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir söz. Örgüt faaliyeti diyeceksin. Ama burada örgüt faaliyeti. İşte örgüt faaliyeti diyor. Yani örgüt ben bir siyasi şimdi, partiye üyeysem, şimdi ben, bir derneğe üyeysem faaliyet yapamayacak mıyım yani? Bilmiyorum. Ben bilemiyorum. Taslakta göreceğiz. Yani siyasi ve siyasilere göre, kişilere göre göreceli bir hale getirilmiş ifadeler var. Siyasi iktidara göre diyelim. Yani... Haber kaynağı gizlenirse hapis cezası artacak. Ben şimdi köşe yazımı yazarken Ayşegül'ü düşünüyorum mesela. Ben de yani, hadi biz yatar çıkarız da yazık olacak yani. Böyle bir şey olur mu yani? Bu kadar çok kötü bir şey yani bu. Ki haber kaynağı gizlenir. Bu bir demokrasi. Aranızda ilk içeri atılan ben olurum. Hiç evet etmiyorum. Öyle görünüyor. Evet. Bu bir seninle demokrasi. Seninle beraber de tabii ben sen de Anadolu Gazetesi evet. ekibi evet. olarak. Son cümlemi söylüyorum. Bu bir demokrasi sorunudur. Evet, bu bir demokrasi sorunu ve bir de insanların konuşması lazım. Evet, insanların... Çok, yani konular evet, o kadar şey ki, Kerem Bey, korkmadan konuşmaları lazım. Konuları, yani. Hem konuları seçiyorsun hem süremiz kısıtlı. Onun için mecburen tam hızlanıyoruz, frene basıyoruz. Peki, bu kadar o zaman son olarak evet. güzel bir konumuz var. Evet. Avrupa Birliği'nden bir heyet geldi Eskişehir'e. Evet, bunun görüntülü evet. haberi de var. Ondan da kısaca bir bahsedelim. Yüzümüzü de güldüren bir haber. Önce haberi alalım, evet. ardından en azından üzerinde yorum yaparız. Evet. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde incelemelerde bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eskişehir'e özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükelçin'i makamında ziyaret eden Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolas Meyer-Landrund, nazik daveti nedeniyle Büyükelçin'e teşekkür etti. Her şeyden ilginizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ziyarete Büyükelçin'in yanı sıra basın müşaviri Miray Akta, program yöneticisi Füsun Çiçekoğlu, çevirmen Ece Mapelli, Eskişehir Milletvekili Jalin Ursüllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve belediye bürokratları da katıldı. Eskişehir'e ilk kez geldiğini belirten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrund, kentte bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Kendileri açısından sürdürülebilir kent hareketliliğinin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Büyükelçi, Eskişehir'e hayran kaldığını ifade etti. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Olası işbirliklerinin de görüşüldüğü ziyaret sonunda Başkan Büyükelçi misafirlerine günün anısına çevrimiçi hediyeler takdim etti. Daha sonra Büyükelçi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Büyükelçin'le birlikte tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Odunpazarı Modern Müze ile Yılmaz Büyükelçin Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Teşekkür ederiz. Geziye Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer de katılırken müzelere hayran kaldığını belirten Büyükelçi, Eskişehir'in kültür ve sanata verdiği önemin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Müze gezisinin ardından Porsuk Çayı'nda botla şehir turu yapılırken Başkan Büyükelçin, başta Porsuk Çayı ıslah projesi olmak üzere yapılan şehircilik çalışmalarını Büyükelçi'ye aktardı. Evet, Porsuk Çayı ıslah çalışmasından başladı Yılmaz Büyükelçin ve daha sonra müzeler yapıldı. Müzeler ilk ortaya çıktığı zaman ben hatırlıyorum biraz Büyükşehir Belediyesi'yle müstehzi derler, biliyor musun? Dalga geçen böyle hafif müstehzi bir şekilde Büyükşehir yani müzelerle uğraşıyor.
Ama bugün heykel zaten evet. Heykeli hala devam ediyor. Orada biraz ideolojik bir saplantı da var sanırım. Onu put olarak gören bir sapık bir zihniyet de var. Her neyse. Müzeler de böyle biraz dalga geçiyorlardı. Ya böyle şey mi oluyor? Müzelerle uğraşıyor şuna bak falan gibi. Halbuki bugün müzelerin ne kadar kıymetli olduğu da anlaşıldı. Eskişehir para kazanıyoruz biz müzelerden. Evet. Şaka değil. Yani turist geliyor. İş turizm geliyor. Bugün Sayın Cumhuriyet Savcısını da ziyaret ettik hep birlikte. O da iç turizmin Eskişehir'de ne kadar güçlü olduğundan bahsetti. Kendisi Adana'dan gelmiş bu arada, onu da belirteyim. Evet. Buna rağmen Eskişehir'deki iç turizmden övgüyle söz etti. Biz de mutlu olduk. Şimdi dışarıdan gelenler böyle kentimizi övdükleri zaman mutlu oluyoruz. Ama özellikle yabancılar, Türk vatandaşı olmayanlar övdükleri zaman, hele ki Avrupa'dan geldikleri zaman herhalde daha da bir seviniyoruz. Evet Ayşegül. Ben şöyle kıymetli buldum bu ziyareti. Yani ziyarette konuşulanları şehircilik övgüsü diye vermiştik biz de son haberde. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı. Yani evet, aslında Avrupalı bir birey diyelim. Şimdi biz kendi kendimize diyoruz ki Türkiye'de Avrupa şehri Eskişehir. Avrupa'dan gelen bir birey de diyor ki evet burası Avrupa şehri gibi. Yani bu güzel bence. Yani bizim kendi kendimize belki övmemiz işte biraz abartı bulunuyor olabilir. Ama Anadolu topraklarına baktığımız zaman, Türkiye geneline baktığımız zaman Eskişehir gerçekten yaşam tarzıyla, eserleriyle, kent kültürüyle, insanıyla öne çıkan bir şehir. Ve bunda ciddi anlamda yerel yönetimlerin payı var. Yani siz işte spor da yapabiliyorsunuz o yerel yönetimlerin yaptığı hizmetlerle. Ne bileyim, gece otobüsten evinize yakın bir yerde de inebiliyorsunuz. Bunlar çok ince düşünülmüş şeyler. Bunlar insan hayatını şekillendiren şeyler. Büyükelçi şöyle bir şey demiş. Kentin hayat tarzına uyumlu projeler yapmışsınız. Özellikle ulaşım da bunlardan biri. İşte tramvayı falan söylemiş mesela. Tramvaya da çok tepki göstermişti Eskişehir halkı ilk çıktığı Yok, zamanlar. Yok, Eskişehir halkı göstermedi. Bazı kesimler tramvay olur mu dediler. Yani istemediler. Evet. Yürüyüşler falan olmuştu. O ben çok öyle, dar bir kesim. Yani Eskişehir halkı çok beğendi. Zaten ilk seçimde de Yılmaz Büyükelçin'i ödüllendirdiler. Şimdi ne yapıyoruz mesela? Tramvaydan dolayı. Tramvay ne yok, tramvay ne yok. Tramvay yani rengiyle, şekliyle bile Eskişehir'in kültüründe artık yer etmiş bir vasıta. Mesela benim minik bir eleştirim olacaksa bizim bisikleti biraz daha toplu ulaşımda yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bisiklet yollarının daha çok artması gerekiyor. Bu projelere daha çok önem vermemiz gerekiyor. Böyle belki Avrupalılık olarak baktığımız zaman çünkü Avrupa'da bu kültür Sen çok yaygın biliyorsunuz. Sadece Avrupa değil bak Japonya, Çin gibi uzak doğu ülkelerinde de çok yaygın kullanılıyor. Yalnız kentin baştan o iş için tasarlanması lazım. Maalesef bizim şehirlerimiz 1960'larda tasarlanmadılar da. Hababam usulü gittiler. Şimdi onu tasarlanmamış şehri bir yola sokmaya çalışıyor. Zor bir şey aslında. Yani ki kolay bir şey sizin değil de dediğiniz gibi daha çok mesela şu an işte AK Partililerin yani Eskişehir'deki muhalefetin diyeyim mesela Eskişehir'i eleştirilerinde aslında o tarihi geçişteki hükümetin ve işte yerel yönetimlerin yapıp yapamadığı yani görevlerinin çakıştığı yerlerde çözülmeyen sorunlar ele alınıyor. Evet. Ama baktığımız zaman tabii ki Eskişehir hizmetleriyle ön planda. Şimdi eleştiri hürriyetinden başladık. Orada da tabii ki AK Parti'nin eleştiri hürriyetine saygı duyacağız. Onların eleştiri, da işi eleştirmek. Evet. Eleştirsinler. İnsanı yanlışları da geliştirir, görelim. Kenti de geliştirir. Tabii. Korkacağımız, kaçacağımız bir şey kimsenin değil. Kimsenin korkacak, kaçacak varsa onlar belediyeyi yönetenlerdir. Onlar da eleştirilerden ders alsınlar. Hatalar herkes yapar, tekrarlanmasın. Evet. Evet, ben İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insan olarak Eskişehir'e aşığım diyebilirim. Gerçekten bu hani sırf övmüş olmak için ben demiyorum. Ben de İstanbul'dayım bu arada. Evet. Öyle mi? Ama eski askerde bile tekminimi Eskişehir diye verdim. Güzel. Dayak yemeden de bitirdim. Evet. Fark etmediler Eskişehir diye verdim. Evet. Eskişehir'de yaşamaya başlayıp sevdikten sonra Eskişehir'i zaten hissediyoruz kendimizi. Şimdi İstanbul'daki sorunlarla buradaki sorunları karşılaştırdığımda çok farklı problemler var. Yani Eskişehir'deki şehircilik çalışmaları çok örnek zaten. Biz şehrimize gelen hem yurt dışından hem yurt içinden ziyaretçileri işte hocayla buluşmalarını ya da diğer kişilerle hep övgüleri zaten görüyoruz. Yani Eskişehir'deki problemler ve hükümet tarafının eleştirdiği noktalar çözülemeyecek problemler değil. Dolayısıyla şehircilik çalışmaları, yaşam tarzı, Ayşegül'ün dediği gibi şimdi artık otobüsler
kadın belli bir saatten sonra tek kalıyorsa evinin yakınında indiriyor. Evinin yakınında indiriyor. Çok güzel bir zaman. Ki bunu sonra İstanbul yaptı, Ankara yaptı. Evet, bu güzel. İstanbul'da biz belli bir saatten sonra, tabii ki ilçeden ilçeye değişen bir durum ama hani dışarı çıkmakta gerçekten tereddüt ediyordu. Bazı konularda İstanbul'la Eskişehir'i karşılaştırmak da Eskişehir'e iltimas geçmek olur. Çünkü 16 milyon kişi yaşıyor. Genellemek yani. Oranın değil. Oranın sorunun daha büyük olması normal yani. Evet. Tabii ki normal ama ben genellemek amacıyla değil, kendi yaşadığım problemler çerçevesinde haklısın, bakıyorum. Güvenli ben, bir şehir. Evet, Eskişehir öğrenciyken de evet. Gece 12'de rahatlıkla tabii. Evime girip çıkabiliyordum. O yüzden şehircilik çalışmalarını kesinlikle başarılı buluyorum. Ayşegül gibi ben de bisiklet kullanıcısıyım. Yollarımızın artmasını diliyorum. Trafikle ilgili daha çok eleştiri alıyor zaten Eskişehir. Var belli bir noktada trafik problemleri yok değil. Peak saatlerde özellikle yani iş giriş ve çıkış saatlerinde bir yoğunlaşma oluyor. Kentin nüfusu da zamanla artıyor yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zaten ama trafiklerde çözüm, belli noktada oluyor. Tamam doğru haklısın ama çözüm üretmek de belediyelerin işidir. Kesinlikle. O da ayrı bir konu. Evet. Zaten az önce bahsettiğimiz işte bu yasayla eleştiri yapamayacağız ya artık. Şimdi. Yok bence muhalefeti eleştirebiliriz. Orada yasa sıkıntı yok. Yasa bizi engellemez evet. Yani eleştirilerle İçimden zaten. İçimden bir ses bu. İktidarı eleştirdiği zaman bir sorun olacağını gösteriyor. Yoksa muhalefeti eleştirmek kolay. O zaman biz şehrimiz için düşünelim. Eleştirilerden zaten gelişir. Eleştirilerden insan. Gelişir. Herkes, belediye başkanlarımız da bu eleştirilerden rahatsızlık duymayacaklar. Yapacak kesinlikle. Şey yok yani. Şu anda eleştirilen noktalarda da çözüm üretecekler ki Eskişehir halkı zaten belediyelerini seviyor. Daha da çok sever diye evet. Düşünüyorum. Tebrik ediyorum şehircilik çalışmalarını. Evet hocam sizden devam edelim. Evet, bende yani, de bu arada iyi akıl varmış. Askerdeyken yasak olmasa yani normalde İstanbul dönem lazım. Kütüğüm evet. De İstanbul. Bütün tekmillerimi Eskişehir diye verdim. Çok normal. Şimdiki aklım olsa yapmazdım gerçekten. Yok çok söyleyeyim. Normal. Ben nedenini söyleyeceğim onun neden normal buyurun. Olduğunu. Bu Hilal kardeşim için de kısmen Ayşegül için de hepimiz için de geçerli. Benim yakın çevremde de eşim dostumdan da. Eskişehir'in kalabak suyunu içen, üstüne evet. Bir de hamama giderse Eskişehir'den bir daha ayrılamaz. Tekmini de Eskişehir'e verir. Ben o zaman kalabak suyunu siz dinlerken bir yudum daha alın. Evet, bir yudum daha alın. Hemen toparlıyorum. Bu haklı ve güzel bir övgü. Hatta buna ilave bir şey daha yapalım. Yeni bir şey. Amerikan Forbes dergisi. Ekonomi dergisi. Evet. Yaşanabilir kentler sıralamasında yine Eskişehir'i ilk 10'a aldı. Evet, yeni bir haber. Bir ayrıntısını söyledim ben. Türkiye'deki ilk 10. Dünyada ilk 10 değil. Evet. Şimdi aslında tabii zaman kalmadı. Türkiye'de ilk 10'a girmenin Eskişehir için iyi bir sıralama olduğu kanaatinde olmadığımı söyleyecektim. Ben bir şey söyleyeyim. Birinci sıraya İstanbul koymuşlar. Ben ilk 10'u almam yani İstanbul. İstanbul, Ankara, İzmir koymuşlar. İlk 20'yi almam yani. Zaten bunu şey yapmak için, eleştirmek için Ankara ile İzmir'i alırım da İstanbul evet. Çok sorunlu bir yer. Yani. Çok sorunlu bir yer. Ama New York'ta yaşadığınızı düşün. İstanbul evet. Gibi gelir yani. Ben Eskişehir'im bu anlamda. Benim bir arkadaşım New York'ta yaşıyor. Ben size söyleyeyim mi? Şehircilik anlamında İstanbul'dan daha iyi. Bazı açılardan. Ama hangi açıdan bu sıralamayı kere, yaptıklarına bakmak lazım. Tabii. Orada bu sıralamalar yani ama zamanımız kalmadı aslında. Çok ciddi almamak lazım bu tip haberleri. 94, bunlar light haberlerdir. Eğlenip geçmek lazım. 94 tane kriter var. Ama ben Eskişehir'in şansının nereden başladığını söyleyeceğim. Dünya coğrafya. Çok özür dilerim. Hemen balla kestim. Buyurun. Geçenlerde biliyorsun dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi tabii. Gösterildi. Evet. Bizim Eskişehir'deki bazı AK Parti krizler geçireceklerdi. Ya biz güvensiz şehiriz, güvensiz şehiriz diye. Sonra hatırlarsınız hamam yolunda bir Tokkal ailesi katliamı oldu evet. Da rahatladı adamlar. Bak bizde de cinayet çok olmuş diye. Evet. Buyurun efendim. Şimdi dünya coğrafyasına baktığımız zaman, dünya kent coğrafyalarına baktığımız zaman kentlerin şansını artıran bazı kriterler var. Bunlardan bir tanesini hemen zamanımız kalmak için. Kentin içerisinde akarsu geçiyorsa dünya devletleri bunu büyük bir şans olarak kabul ediyor. Aynı fikirde. Biz kentin içinden kim ne geçiyor? Porsuk çayı geçiyor. Şimdi kardeşlerimin yaşları uygun değil de belki siz hatırlarsınız. Porsuk çayından yıllar öncesinde basma fabrikası vardı biliyorsunuz Tülomsaç'ın evet. Karşısında. Tülomsaç'ı da yok ettiler de o da ayrı konu. Evet. Tülomsaç'ın karşısındaki o şimdi Sarar firmasına verildi sanıyorum. O basma fabrikasının ürettiği kumaşın rengine göre porsuk her gün farklı akardı. Kırmızı akardı. Akıyordu, evet. Değil mi? Sarı, evet, kırmızı, bunlar, yeşil, mavi, mor, evet, turuncu. Yani. Rengarenk akıyordu. Gerçekten şaka yapmıyorum bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Her gün ayrı bir renkten açardı. Hakikaten basma kırmızı, fabrikası, sarı, yeşil, mavi. Artık içinde canlı varmış, kirlilik varmış, zaten yok. Su varmış, yokmuş. Mümkün değil, canlıktan şimdi, yok. Peki. Yine çok iyi hatırlıyorum. Yılmaz Hoca bu porsukla bir ıslah çalışması yaptıktan sonra sanırım 2008 filandı. Bir gün bir baktım. Ah kalabalık böyle porsuğun kenarında balık bakıyorlar falan. Aşağıda bir iki tane balık görmüşler. Balık gördüler tabii.
çok büyük bir olaydı çünkü balığın olması orada. Mümkün değil, yaşamaz. Yani balığı atsan zaten yarım saniye sonra mutasyona uğrayıp canavara dönüşürdü. Yani öyle bir yerde. Yani Avrupa Birliği'nin örgüsünün başlama noktasını biraz daha geriden almak lazım. Evet. Yani Porsuk ısrarıyla başlamak lazım. Bugün Porsuk, o zamanlar kokan, renkli akan, Eskişehir için sevilmeyen Porsuk bugün Eskişehir'in büyük bir şansı haline geldi. Diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi. Paris'teki sen gibi, Londra'daki Times gibi, veyahut da gibi. Amsterdam'daki kanalları oluşturan Akarsu Venedik gibi. Diyoruz zaten. Venedik diyorsunuz veyahut da işte bileyim ben, çok daha bilinmeyenler var. Mesela Adana'da Seyhan Nehri çok önemlidir. Ürgüp Göreme yöresinde peri bacalarını hatırlarsınız. Orada evet. Bir avanos vardır. Bütün dünyadan gelen turistler avanosu çok iyi bilirler. Çünkü avanosun ortasından Kızdırmak akar. Kızdırmak'ın aktığı yöredeki çamurlardan oluşan çanak çömlek ve toprak işlemleri sayesinde avanos dünyada tanınır peri bacaları kadar. Yani daha çok şeyi evet. Var. Mesela Urfa'nın Halfetisi, efendime söyleyeyim. Hocam Medine'den çok uyarıyorlar beni. Dolayısıyla ben Porsuk ıslahından başlayarak günümüzdeki kültürel gelişime kadar yerel yöneticilerimizi kutluyorum. Bize böyle bir kentte yaşama fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Daha da yeni güzellikler evet, bekliyorum. Başta Yılmaz Büyükelçen olmak üzere. Evet. Mevcut belediye başkanlarımız, bu arada eski iki AK Partili belediye başkanımız Sayın Burhan Sakallı ile Taceddin Sarıoğlu'nu da unutmayalım. Evet, onların tamam. Da çok güzel çalışmaları oldu Eskişehir'de. El birliğiyle gayet güzel bir şekilde. Yani hangi birini anlatalım? Kanalizasyonlar mesela. Evet. Kanalizasyon çok önemliydi. Rahmetli, yalnız o daha eskidir o. Daha çok eski tabii ki. Selam Vardar. Selam, bir alışıklı Selam Vardar babamızı da unutmayalım yani. Bunlar evet, çok Allah önemli. Rahmet eylesin. Onu hep rahmet kuyu kazıyorduk, kuyu kazıyorduk. Bu arada Aydın Arat'ı da, onu da 25 gün. Yıl olmuş. Bunu da alalım. Gerçekten yani belediye reislerimiz gayet güzel çalıştılar. Parti ayrımı yapmadan. Ben bunu söylüyorum. Herkesi. Tabii ki eleştireceğiz onları da. Elbette, bir hatalarını elbette. Gördüğümüz zaman. Saygıyla, rahmetle anlıyoruz. Ama güzel işler yaptıkları zaman da öveceğiz tabii. Bu kadar basit. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine güzel bir programda yazı işlerinde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.